Sabahgürüş.Türkiye.net severler. Hell in a Cell şovunun sonuna geldik. Neler oldu? Gelişmeler, maç sonuçları, olaylar, bunları konuşacağız. Evet, ilk maçımız Becky Lynch ile Sasha Banks arasındaydı. Ve Becky Lynch pes ettirerek kazanmayı başardı. Bir diğer maçta Roman Reigns, Eric Rowan, takım arkadaşı Daniel Bryan'la birlikte Eric Rowan ve Luke Harper ikilisine karşı maça çıktı. Ve kazanmayı bildiler. Evet, böyle güzel bir reverse gördük. Ardından Roman Reigns mükemmel bir spear'la devam etti. Ve maç sonunda Roman Reigns ve Daniel Bryan kanka oldular. Randy Orton Mustafa Ali'ye karşı RKO'yu reverse'ledi. Ama maçı kaybetti. Ve Kabuki Warriors adıyla bilinen Io Shirai ile Asuka, psikopat arkadaşı ve Alexa'yı yenmeyi başardı. Ve yeni Women's Tag Team şampiyonu oldular. Sonradan show esnasında belirlenen bir diğer mücadelede Braun Strowman OC'ye karşı dövüştü ve kazanmayı bildiği Braun Strowman'ın şu yumruğu gecenin en önemli hareketlerinden biriydi. AJ Styles'ın amel defterini kapattı. Ve Tamina Snuka show içinde yeni 7/24 şampiyon oldu. Yine show esnasında belli olan bir diğer maçta Chad Gable King Corbin'i yenmeyi başardı. Ve Carmella ile tabii ki Arthur'ut 7/24 şampiyonluğunu tekrar kazandılar. Yine arka alanda olan olaylardan sonra Charlotte Flair, Bayley maçında kazanan Charlotte Flair oldu. Arka alanda Baron Corbin, Chad Gable'a gördüğümüz gibi saldırdı. Evet, main event'ta Bray Wyatt'ın rüyası gibi bir maçtı. Kıpkırmızı ışıklar altında süre gelen WWE Universal Championship mücadelesini kazanan olmadı. Sonuçsuz bitti. Hakem durdurdu böyle. Bray Wyatt bayıldı diye. Ama ardından Bray Wyatt'ın bayılmadığı görüldü. Ve Seth Rollins'in ağzından tutarak Mr. Socko'nun hareketine benzer bir hareketle Seth Rollins'in ağzını kanattı. Bray Wyatt böyle değişik bir adam. Rüyasına devam ediyoruz. Bakalım bu rüyadan ne zaman uyanacağız? Bir sabah olacak ve WWE Universal Championship ile izlediğimiz her şey bir rüya olarak uyanacak mıyız? Aslında kemer hala Brock Lesnar'la falanmış. Nasıl olurdu? İşte Bray Wyatt hepimizi delirtti. Evet, show böyle sona erdi. Show'a 10 üzerinden puanınız kaç? Ayrıca evet, bu da Hell in a Cell'den, 2018 Hell in a Cell'den bir anı hatırlarsınız. Randy Orton, Jeff Hardy'nin kulak deliğine tornavida falan sokmuştu. Hell in a Cell şovları ilginç oluyor biraz galiba ya. Güneş Türkiye'nin Twitter hesabını neler yapıyorsun ya? Takip edebilirsiniz. Güneş Türkiye'nin Instagram hesabını ve Facebook hesabını takip edip beğenmeyi unutmayın. Ayrıca forumumuza kaydolup işte haberler bölümünden haberleri okuyabilirsiniz. Sorular bölümünden güncel sorulara yanıt verebilirsiniz. Senaryolar hakkında yorum yapabilirsiniz. Diğer indie güreşleri, oyun köşesi gibi, spor bülteni, sinema, televizyon gibi bölümlerde takılıp RPG yani RPG diye bilinen karakter alıp promolar kesip RPG oynayabilirsiniz. Güreştürkiye.net böyle. Tarayıcınıza güreştürkiye.net yazarak kaydolup üyeliğinizi devam ettirebilirsiniz. Güreştürkiye.net severler. 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz şova? Aynı zamanda en beğendiğiniz maç hangisi? Bakalım neler olacak ilerleyen haftalarda. Şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.